Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sepet yumak kroket Instagram hesabımda çok beğenilen 3 tane farklı kazağımın çalışmasını yapacağız ama aslında hepsi aynı kazaklar. Farklı farklı renklerde örülmüş. Mesela bu tek renk örülmüş, bu rengarenk örülmüş. Bilerek üçünü de bir anda gösterdim ki zaten hani örerken hepsinin aynı olduğunu fark edelim diye. İstersek tek renk örebiliriz, istersek farklı renklerle örebiliriz dediğim gibi. En son bu kazağımı paylaşmıştım. Bu kazamda ben 0-1 yaş ölçülerini vermiştim. 1 yaşa kadar ölçü vermiştim. Ama e, roba kısmını anlatırken 3 yaşa kadar ölebileceğini roba kısmını birazcık büyüttüğümüzde yani sırasını videoyu izlediğimizde göreceğiz. Zaten bu, bu kazamın videosuyla bağlantılı olacak şimdiki videomda. E, roba kısmını büyüttüğümüzde aslında biz 3 yaşa kadar ölçü elde etmiş olacaktık. Ben bunu anlatmıştım bu, Kazamın yapılışında ince iple örersek eğer mevsimlik bir kazak oluştururuz. Eğer ki kalın iple örersek böyle hafif yakıştık bir kazak oluşturmuş oluruz. Hepsi aynı kazaklar. Bu kazamın da yapılışı var. Bu kazam yapılışından da yardım alabilirsiniz. Şimdi vereceğim ölçüler 4, 5, 6, 7 yaş ölçüsü olacak. Bilerek gösterdim bu kazakları ki hani Instagram'dan daha çok YouTube'a geliyor arkadaşlar. Instagram'da bu kazakları gördüğünüzde öreceğiniz tamamen bu video yardımıyla ve bu video ve bu video yardımıyla örebileceksiniz. Şimdi birebir hepsini anlatacağım zaten. Kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, paylaşırsanız, kaydederseniz çok mutlu olurum. Evet dilerseniz şimdi biz 4, 5, 6, 7 yaş için örme işlemine başlayalım. Öncelikle ip olarak onu da söyleyeyim. İp olarak herhangi ipliği, herhangi bir ipi tercih edebilirsiniz. Tığ olarak ben burada 3 milimetrelik tığ kullandım. Eğer ki kalın tığ, kalın ip kullanırsanız aynı ölçülerle başlarsanız 1 yaş üstü ölçü. Yani 1-2 yaş hatta üstü ölçü elde edebilirsiniz. Sen yani diyorsanız ki ben kalın ip, kalın tığ kullanmak istiyorum. Ee, mesela 2 yaş için ölçü yapıyorsunuzdur. 3-4 yaş çıkabilir, biraz büyük olabilir. O yüzden ben şimdi... Bu tabi size kalmış. Elinizde olan ipleri değerlendirmek tamamen sizin elinizde. 3 milimetrelik tığla öreceğim. Ve Nako böyle Elite baby, nako, himalaya baby gibi ipler kullanacağım. Bu alayım bir markasını hatırlamıyorum ama tamamen 3 milimetrelik tığa uygun bir ip. Bu sizin elinizin sıklığıyla bolluğuyla alakalı. Evet, dediğim gibi burada 3 tane tasarım var. Üçü de aynı. E şimdi başlangıç ölçülerini vereceğim. Roba kısmını nasıl öreceğimizi anlatacağım. Ama yardım alacağınız videolar bu ve bu video olacak. Daha çok bu videodan yardım alabilirsiniz. E şimdi Dilerseniz biz 4 5 6 7 yaş için örmeye başlayalım. Evet, tığımı, ipimi aldım. Böyle biraz yakınlaştıralım. Evet. Elime, parmağıma ipi doladım. Tığımı bir defa çeviriyorum ve başlama zincirimi çekiyorum. Şöyle bir bakayım odaklanmada. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 ve 20. 84 tane zincir şekil. Biz 4, 5, 6, 7 yaş için şimdi örüyoruz. Başlangıç zincirlerini çekiyoruz. 84 tane zincir çekelim, buluşalım. Evet, 84 tane zincir çektik. Şimdi biraz daha yakın çekim yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipi doluyorum. 84. zincirin içine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 tanesi bir tane ikili trabzan ediyordu. Tekrar içine batıyorum. 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Hiçbir zincir çekmiyorum. 1 2 3 tane 1 2 tane zincir atlıyorum. 3.'üye batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer ki beraber örersek çok kolay anlayabileceğimiz bir başlanma durumudur bu. Şöyle kameramı ayarlayayım. Tığımın başına ipi doladım. 2 tane zincir çektim. 2 tane zincir atladım. Üçüncüye batıyorum. 1 2 3. ikili trabzanımı yaptım. Bu benim arka taraftaki başlama yerim. Bura benim arka bölgem. Tığımın başına ipi doluyorum. 2 tane zincir atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1 2 İki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 1 2 İki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani burası benim arka bölgem. Bura benim arka bölgem için arttırma yeri. Burası benim kol bölümüm için arttırma yeri. Şimdi şuradan ipimi ayarlayayım. 1, 2, 2 tane zincir atladım. Üçüncüye batıyorum. Kol bölümüm için trabzan yapacağım. 1, aynı yere batıyorum. Bakın aynı yere hep 3 tane iki trabzan yapıyorum. Mantık iki tane zincir atlayıp 3 tane kil trabzan yapmak. İki tane zincir atlıyorum. 1 2 3 1 2 2 oldu. 2 tane zincir atlıyorum. 1 2 Şöyle güzel olsun. 3. oldu kol bölümü için. 2 tane zincir atlıyorum tekrar. 1 2 3 sayayım 1 2 3 4 tane oldu. 2 tane zincir atlıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 5 tane ben ne yaptım? 5 tane 3 tane kil trabzan kol bölümü için ayırdım. Şimdi kol bölümünün ayrım yerine geldim. 2 tane zincir atlıyorum. 1 2 iki tane ikil trabzan yaptım kol bölümüm için. 1 2 tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Ön bölüm için 2 iki tane ikil trabzan yaptım. Şimdi ön bölüm için 2 tane zincir atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1 2 3 2 tane zincir atlıyorum. üçüncüye batıyorum. 1 2 ve 3 ipimi rahatlatayım. 2 tane zincir atlıyorum. üçüncüye batıyorum. Beraber ilerleyeceğiz başlama noktasında. Bu başlama yerini beraber yapacağız. Tekrar devam ediyorum. 2 tane zincir atladım. Tane Bir, iki, üç, tane i̇ki, tane Bir, iki, iki tane zincir atlıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Devam edelim. 2 tane zincir atladım. 3.ye geldim. 1, 2, 3. 2 tane zincir atlıyorum. 1, 2, 3 ve 3 2 tane zincir atlıyorum 1 2 ve 3 sayalım 1 2 3 4 5 6 7 Ön bölümüm için 7 tane 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kol bölümü için 5 tane yaptım. Evet şimdi ön bölümümün arttırım yerini yapalım. 2 tane Zincir atlıyorum her zamanki gibi. Bu benim başlama yerim olduğu için, taban yerim olduğu için bunu bir kere yapacağız. Sonrasında çok kolay ilerleyecek. İki tane trabzan yaptım, iki tane zincir çektim, yine içine battım. Kol diğer kolum için iki tane ikili trabzan yaptım. Buralar arttırma yerleri. Bu iki tane zincir yeri arttırma yerleri. Evet, iki tane zincir atlıyorum. Bir, iki, üç. İki tane zincir atlıyorum aynı yere bir iki ve üç. İki tane zincir atlıyorum aynı yere bir iki ve üç. İki tane zincir atlıyorum içine iki ve üç. Hep içine yapıyorum zincirlerimin içine çalışıyorum hep. Sayalım bir iki üç dört. Diğer kolumuza 5 yapmıştık. Buraya da 5 tane 3 tane ikili trabzan yapacağız. Sonuncuyu yapalım. Şöyle tığım takıldı. 2 tane zincir atladım. Üçüncüye batıyorum. 1 2 3 5. yaptım. Şimdi kol bölümü için arttırım yapayım. 2 tane zincir atlıyorum ve 3. zincirin içine batıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum arttırım yerlerinde. 2 tane zincir çekiyorum. Bu sefer arka bölümün son iki tane ikili trabzanlı yapıyorum. Benimle beraber ilerlediğinizde hiç şaşırmayacaksınız. Hiç videoyu kesmedim. Beraber ilerleyelim diye. Şimdi şöyle bakalım. Biz Ah, şöyle görünsün. Ön bölüm için 7 tane yaptık. Kollar için 5'er tane yaptık. Şimdi burada başlarken ben 1-2-3 tane zaten yapmıştım. Arka bölüm için 3 tane ikili trabzan. Bu bölüme de 4 tane yapmam gerekiyor ki 7-7 eşitleyelim. Evet devam edelim. Son kaldı zaten. 1-2-2 tane atladım. Aynı şekilde 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere 1 2 tane atlıyorum zincir. 2 3 tane yaptım. Tekrar son 1 2 3. Şöyle bir bakalım. 4 tane oldu mu? 1, 2, 3, 4. Evet. Burada ben emniyet zincirleri bırakıyorum daima. Onlar kalsın. Hiçbir zaman sökülüm olmasın diye. Şimdi. Bu bizim yaka kısmımız. 4, 5, 6, 7 yaş için yaka kısmımız. Bu kısımda birleştirme yapmıyorum ben. Birleştirme yapmıyorum. 3-4 sıra ördükten sonra birleştirme yapıyorum yaka kısmını. Şimdi derseniz Göstereyim nasıl diğer e, sıraya geçilir. Sona geldim. Arka bölümdeyim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Eğer ki e, tek renk örecekseniz. Hani ben çok fazla farklı renkler kullandım ya. Şöyle göstereyim tekrardan dilerseniz. Burada farklı renkler kullandım hep. Burada mesela ya broba kısmını, yaka kısmını farklı renkler kullandım. Gövde kısmını kremle ördüm. Burada da aynısı mevcut. Ne yaptım? Hep farklı renkler kullandım. Eğer ki tek bazı takipçilerim de tek renk kullanmış. Çok da güzel olmuş. Ben tek rengi, tek rengi göstereyim başlangıç kısmında. İsterseniz ipi kestiyseniz elinizde bu kadar ipler kaldı. İpi kestiyseniz aynı şekilde ilerleyin. Ne yaptım? Ben 3 tane zincir çektim. Eğer ki farklı renkse bu son trabzanın tepesine ipinizi bağlayın. 3 tane zincir çekin aynı şekilde. Dönün Boşluğa 3 tane ikili trabzan yapın. 1 2 3 Burada doğal bir boşluk oluştu. Devam edelim her boşluğa. 1 2 3 Devam edelim her boşluğa. 1 2 3 Sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çok kolaylaştı her şey. Son boşluğa geldim. 1 2 3. Arttırım yerine geldim. Burası benim arka bölümümün ilk arttırım yeri. Arttırım yerlerinde 1, 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Kol bölümü için 1, 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kadar basit. Artık büyüyor roba kısmı. Devam ediyorum artık. Her boşluğa arttırım yerleri gelene kadar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Herhangi bir sayısal bir şey yok. Bakın sadece 3 tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Ta ki arttırım yerine kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burayı da beraber yapalım. Evet arttırım yerine son boşluk kaldı arttırım yerleri. Önce kol bölümüm için iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum hep böyle ve ön bölüm için iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. İlerliyor yani. Bu ön bölgedeki bütün boşluklara üç tane ikili trabzan yapalım buluşalım. Evet ön bölgenin Burada bütün boşluklarını doldurdum. Şimdi arttırma yerine geldim. Aynı sistem. İlk önce ön bölüm için iki tane ikili trabzan arttırmış olayım. İki tane zincir çekeyim. Diğer kolum için de bir iki tane ikili trabzan yapmış olayım. Bu kol bölümündeki bütün boşlukları örelim. Ta ki arttırma yerine kadar. Evet son kolumuzu da ördük. Arttırma yerine geldik. Bir. tane ikili trabzan kol bölümü için yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan da arka bölüm için yaptım. Şimdi bu arka bölümü beraber örelim. 1 2 aynı sistem. Boşluğa battım. Tekrar 1 2 3 1 2 ve 3 Şimdi bir tane zincir çekeyim. Şu ilk yaptığım trabzan tepesine batayım. Burada doğal boşluk oluşsun. Evet. Bir, iki zincir çekelim. Şimdi şöyle bir göstereyim. Biz yaka kısmımızı büyütüyoruz. Bu kısımda e Artık bundan sonrasını zaten diğer videolarımdan yardım alarak örmeye başlayacaksınız. Ama şurada bir hatırlatma yapayım. Şimdi yaka kısmını istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şu birleştirme kısmını size göstereceğim. Ama bence burayı 4-5 sıra örün. Bu videomu izlediğinizde zaten bu videomdan yardım alarak yapmanız gerekecek. Şöyle göstereyim. Şu kadrajı sığsın. Bu roba kısmını büyütmeyi ve kolları oluşturmayı tamamen bu videomdan izleyeceksiniz zaten yardım alarak. Kol kısmına gelene kadar ne yapacaksınız onu göstermek istiyorum. Şimdi bu yaka kısmını ben birleştireceğim ama şöyle bir tutalım, göstereyim. Bakın böyle yaka oluştu. Ve katlayınca, ayrım yerlerini yan yana getirince böyle artık aşağı doğru bir büyüyecek bizim e, ördüğümüz kazağımız. Rengarenk ördüğümüzde çok da güzel olacak. Kaç sıra öreceğinizi, nasıl büyüteceğinizi zaten gösterdim. Ne kadar sıra öreceksiniz? Mesela siz bunu 4 yaş için örecekseniz 4 yaş kıyafetinin üzerine tutunsa ilerleyebilirsiniz. 5 yaş için örecekseniz 4, 5 yaşın roba kısmını e, ya da çocuğunuzun kafasından bunu geçirerek yanınızdaysa çocuğunuz onun üstünden ilerleyerek e, 5 yaş için e, e, roba kısmını büyütebilirsiniz. 6-7 yaş içinde aynı şeyi söyleyeceğim. Yani tamamen artık burada sizin öreceğiniz çocuğunuzun boyutuna göre e, roba kısmını büyütmeniz gerekiyor. Diyelim ki burayı 4 sıra ördünüz. Büyüttünüz, 4 sıra ördünüz. 4 sıra ördükten sonra ya da 5 sıra, siz bilirsiniz tabii ki. Şurada iki zincirimi geriye alayım. Şimdi yakamızı birleştireceğiz buradan. Bunları hep gösterdim zaten videoda göreceksiniz. Burada bu yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Aynı şekilde iki tane zincir çekip burada devam ediyorum yapmaya. Yani kazağına artık e, ben bu hani başı rahat girsin diye arka tarafı bol bıraktık ki buraya da bir düğme takacağız. Bunu da videoda anlattım. Bu videomda. Hepsini anlattım zaten bu videoyu izlemeden biraz zorlanırsınız. Mutlaka bu videoyu izleyin. Burada arka kısımda şöyle bir boşluk oldu. Bu kazağımı yeni ördüm. Sonrasında buraya bir ilmek yaptım. Aynı şekilde buna da yapacaksınız yani. Ben sadece birleştirme kısmını bir kere daha göstereyim istedim. Evet şurada üçüncüyü de yapayım usulden. Şöyle göstereyim. Birleşmiş oldu. Dediğim gibi bu kısmı siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şöyle görünüyor zaten. Evet, artık bundan sonrası sizin hangi yaş grubuna öreceğiniz, hangi yaş grubuna göre öreceğinize bağlı. Şöyle tutalım. Şöyle uzaklaştıralım kamerada görünsün. Şöyle yapalım. Bu kazığı da Bu kazağı da hepsini de aynı ölçülerle örebilirsiniz. Yani hepsini göstermek istiyorum ki Instagram'dan geldiğinizde bunun tarifi yokmuş gibi görünmesin. Çünkü kafanız karışmasın. Kafanız karışınca yazıyorsunuz çok normal olarak. O yüzden siz bu ölçüleri bu başlama ölçüsüyle 4, 5, 6, 7 yaşa kadar örebilirsiniz ama bu video yardımıyla bu 0-1 yaş ölçüsünde bir kazak. Bu videonun yardımıyla kolları nasıl birleştireceğinizi, lastiklerini nasıl öreceğinizi bu tek renk ama kafanız karışmasın. Karışık da olabilir. Lastiği nasıl öreceğinizi, alt kısım lastiğini nasıl öreceğinizi hepsini bu videoda anlattım. Sadece boyutuna siz karar vereceksiniz yani. Evet, buraya kadar geldiyseniz, videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ördüklerinizi bir sepet yuma kroket Instagram hesabıma DM yoluyla atabilirsiniz. Ördüklerinizi beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Tarifimiz herkes duysun, herkes örsün. Çok güzel bir tarif. Şimdi bir sonraki videomda da 8, 9, 10 yaş ölçüleri vereceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.